varsa aramızda. Bu tecidi neden uyuyor? Çünkü savaşı devam ettirmek istiyorlar. Onların savaşta ve rantta şeyleri var, kazançları var. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan eğer şey yaparsa, konuşursa, yani en azından bir barış süreci başlamış olacak. Zaten bizler de hepimiz hiçbir zaman savaştan yana olmadık. Bizler de barış sürecini istiyoruz. Bu barış sürecinin başlaması için de bu tecidin mutlaka kalkması gerekiyor. Yani onun için tecid uyguluyorlar da bundan dolayı diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bu eylem, yani diyoruz ki hani eğer bu eylem ve etkinlikler olmazsa bu baskılar ve zulümler daha da artacak. Daha da çok bir köleleşme olacak. Daha çok bir yoksullaşma olacak. Yani her konuda daha çok böyle bir çürüme yaşayacak Türkiye'de. Yani analarımızın veya aşık grevine giren veya biz destekleyicilerin bu açlık grevine ve desteklemek için yaptıkları şey, daha doğrusu bu çürümeyi önleyebilmek, bir barış sürecini başlatmaktır. Tabii ki bir şeyler yapmak gerekiyor. İnşallah başarırız diye düşünüyorum. Şimdi bu tecidin kalkması için, yani barış sürecinin başlaması için, tecidin kalkması için yalnız biraz önce de söylediğim gibi yalnız bizlerin veya Kürtlerin değil, Türkiye'deki bütün halkların, yani kendine yine diyorum, demokratım, devrimciyim, aklı eren herkesin buna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu yalnız Türkiye'de değil, dünyanın dört bir köşesinde, dört bir yanında bu şey var, bu eylemlikler var. Bu eylemliklerin nedeni de gerçekten bu savaşın bitip bir barış sürecinin başlamasıdır. Bu barış sürecinin başlaması için de tecridin kalkması şart. Onun için bizim de gerçekten elimizde gelen ne geliyorsa hepimizin, herkesin buna katkı sunması gerekiyor. Yani durmamalıyız, yerimizde durmamalıyız. Mutlaka kapımızı, yani komşumuza, işte arkadaşımıza, eğer ne bileyim yolda herkesi bu işe katmaya çağırmalıyız. Daha başka eylemlikler de geliştirilmeli. Ancak bu şekilde bazı şeylerle baş edebiliriz. Yerimizde oturarak sus pusla bu işler olmuyor yani.